söyleyeyim. Şu takipleri de bir kapatayım. Devamlı ötüp ötüp duruyor ya. Sağ ol ya. Benim videoyu unuttun. Alpçim senin videoyu şu yüzden unuttum. Gitti çünkü. Bot bastıkları için aşağı indi. Gözüküyor mu lan? Dağaltı. Böyle kalıyor. Bak. İniyormuş lan. Böyle kalıyor. Aşağı inemiyorum daha. Senin bir tık bir daha atabilirsen bakayım ama. Nerede yayın? Ne nerede lan? Mehmetçiğim kademe bir abone olmuş. Hoş geldin. Kışkırtma. Aa, kışkırtma videosuymuş. Ha, ismine tıklayınca oluyor. Dur bakayım. La, ismine tıklayınca olmuyor ki. Böyle kaçma. Savaş Cebeci bu ne lan? Ne dedik? %50, %50 ihtimal. Bunun Şimdi esprisi neydi? Bunun esprisi kaçtı ki? biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Kick muhabbeti. Risk oranı çok. Bak Şimdi biraz bu. düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Kick benim için böyle bir şey şu an. Doğru mu arada ya? Allah kahretsin. Of. Neyse 50-50 harbi 50-50 gibi bir şey kick ya. Neyse kışkırtma hadi. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Kime kışkırtma yapıyorlar, Mertcan'a mı yoksa Mertcan mı bizim abi? Ömüş abi bugün ekibi kışkırtıyorum lan! Ha, ekibi kışkırtıyor. Söyle kaç bakma. Geçen videoyu yemiş Furkan'a çok güzel bir okumlak atmışsınız. Girişiminde bulunmuşsun, sabaha kadar uyuyordum. Souls Gamer'cim 5. yerimiz kutlu olsun. Okuyup kalamış Ahmet gibi ağladı kendisi. Şu anda da kameranın arkasında sevenlerine bir açıklama yapmak istiyor. Haydi o zaman. Fakici yabavet. Tenno. O kafayı nasıl yaktın? Bu normal değil de ayo. Kanka bunu zaten bu kız. Ayo güneş de yoktu ki. Yaktım, kafayı yaktım tertemiz. Terör örgütü üyesi Hakan Şükür de bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım, Allah razı olsun. Bize şaka maka yapma, bize açıklama yap. Hızıma geçtiler 3 kişi. Canım o anda çok yandığı için isterseniz bir reaksiyon verdim, yani bu normal. Aramızda öyle herhangi problem falan da yok arkadaşlar. Yani bazılarınız yazmışsınız ama öyle bir durum yok. Ya çok da sikimde. Tüm Türk halkından özür diliyorum. Kafayı eğme, yanık yanık. Türk halkına selam olsun. Selam olsun. İzmir'in dağları. Tamam al şimdi. Al kendini git. Bir de senin yerine açıklama yapayım. O gün kendisi bir madde etkisindeydi. Bu adam da gergin görünüşlü bir adam. Biz onu öyle sevdik. Ona neden kızıyorsunuz? O sadece çabalıyor. Ben buraya geçiyorum, sen hala orayı çekiyorsun. Bir yanlış, bir sıkıntı var. Bu işte bir kahpelik var. Lafı daha da fazla uzatmadan bugün ne yapacağımızı anlatacağım size. Herkese ekip evine topluyorum bugün. Yolda olmaları lazım. Birazdan gelecekler. Ay çok heyecanlı. Onlara bir kışkırtma yapacağım. Olayımız da şu şekilde olacak. Attığınız yorumlardan dolayı Furkan'la yollarımı ayırıyorum diyeceğim. Sıçtım, tükürüyorum. Çok heyecanlıyım oğlum. Hemen kameralarımızı kuracağız. Sen olsan ne yapardın? Merhaba, ben Altan Erkekli. Aramızda çok fazla muhabbet döndü çünkü bu lincin. Furkan da hatta ne yapacağım falan dedi. Hoş geldin Bilal'im. Öyle dedi. Anladım. Ama yine de bir sürü gündemimizi meşgul etti bu konu. Yoksa biz gece yatarken lan bize ne yazmışlar diye düşünmüyorum. Klavyeyi eline alıp da... Silah zannetme. Ne? Adam... Lan... Et bana bir küfür etsene. Am... Bak nasıl alıyorum. Caho caho caho. Ahmet Sonuç abim arayıp avukatlık. Oğlum bak. Krize girdim amına. Benim şakam yok. Şakayı birazdan yapacağım. Şimdi bu ön kişiye devletlenmiş. Teşekkür ederim. Allah Allah. Siz bunları evinizde denemeyin. Sakın ola. Merceği bir sileyim mi? Mercek kim lan? Hakaret gibi mercek. Naber lan mercek. Mercimek. Ananı sikim. Ne diyordum en son? Kanka bilincimi kaybettim bugün. Sizin de kafanızı karıştırmadan hemen bir özet geçiyorum. Ben Furkan'ı ekipten atacağım. Furkan da sinirle bir şeyleri kakacak, dökecek. Sonrasında zaten Trabzonspor maçına gidecekti. O kasketini bir taksana kurban ol. Abdullah Avcı gibi geziyorsun ama. Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum. Sen yokken şu kasketle maç izlemeye gidecek. Orada büyük ihtimal dayak yiyeceksin. Niye kardeşim? Kasketliler geri döndü kardeşim. Kasketliler geri döndü. Anlayacağınız Furkan zaten evden çıkacak. Ortadan kaybolacak. Agasar'da ulaşacak. Ben internetten gidiyorum. Ulan.
Tek bir korkum var, Allah onu yaşatmasın. Cemre'si olmasın, o para çalma şakasına dönmez umarım. Oğlum ben alsam aldım diye. Cemre ağladı orada. Papatya'yken yapraklarımı kopardılar. Abo, Cemre'nin de geçmiş, Cemre ablamızın geçmiş de bir tık kabarık gibi. Herkes lan hiç orada bir şey demiyor ya. Orayı niye çekiyorsun lan? Seni çekiyorum orayı. Amını sikolotun. Şimdi kasketini alacağım, yatacağım ya. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız artık, istemiyorsanız dislike atmayı ve yorumlarda belirtmeyi, aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Öpüyorum sizi canlarım benim, hemen kameraları kuralım. Ver bana. Aha. Tamam, bu iyi mi? Ha, gel bir fotoğraf çekinelim. Böyle bir artımız var. Zaten burayı çekim için kullandığımızdan dolayı kameralar hep ortada. Çok çaktırmayacak bir yere koyacağız. Onu oraya koy, tamam mı kanka? Şurası. Hatta şunun üstüne koy. Şöyle. Daha iyi gözüküyor. Daha böyle doğal bir yere. Kulağının arkasına mı saklasam? Orospu'nun çocuk! Abi geldiler. Sanırım bir isteğim senden. Buyurun. Hamza Bey geldi. Nasıl lan, düşman var yanlış, aramazsın sahibi. Oo, milletvekili hemen içeri alın. Oğlum. Tamam, zorlama bence. Ben diyorum bu siteden atılmamız yakın, meşaleleri yakın. Koydum da onu nereye çekiyorum? Ekleme değil mi çekeceğim? Şu şekil koyuyorum, geldiler, yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Oturayım mı? Abi geldiler abi. Evlere şenlik, kızınızı var bizim de ondan. Konya'ya da met mi getirdin? Beylere çekelim, Konya'dan getirdim. Konya'dan getirdim, et Orku'dan almış. Konya'ya gidip marketten bir şey almak mıdır? Beyaz şeker mi bu? Louis. Ay bu... İğrenç bunun tadı ya, çok şey değil mi? Tatlı. Kanka tabağını şimdi... Ne oluyor? Fedon gibi tabak kılıyor ya. Logan Paul musun kardeş? Ne alaka? Her şeyde bu kadar tatlı olmuyor ki. Bunun değişik bir tadı var. Sen bilsin. Kimse yapmıyor kanka zaten. Millet yiyor, içiyor, sıçıyor, sıçıyor. Kimse yapmıyor değil mi? Ben bu eve gelmiyorum bile. Geldiği zaman bana bahsettim. Siktir olup gidiyorsun kanka, bir şey değişmiyor. Yemiyorum da içmiyorum da siktiriyorum. Ha, ilgim emin içmiyor ya. Oğlum yapma! Yapma! Bıraksana Allah aşkına ya! Ben bir şey yapmıyorum. Ben abi sürekli bir tartışma, sürekli bir şey. Ben mi yapıyorum kanka sürekli tartışma? Kim Apo mu yapıyor amına koyayım? Ben Apo mu tanımıyorum. Senin de tişörtü işi gibi. Hayattaki en kötü tişörtü gibi kalmış ya. Gözümü kaldı amına. Oğlum ya, hayır. Şöyle bok gibi yemeyin. İyi kanka ya. Don biliyor bunları zaten, hepimiz biliyoruz. Dünyanın en büyük ilincini. Furkan'la dostluğumuz zaten baki ama Furkan'ı... Bu abi de rengarenk duruyor. Tabii siz görmüyorsunuz da dur. Baksanıza, kafa kırmızı, gri, ten rengi, siyah. Nasıl yanmış kafasının üstü öyle ya? Yazık valla. Dur la, kamera bok gibi olmasın chat. Oldu mu? Oldu. Çok uzatılacak bir şey değil, artık videolarda olmaması gerekiyor. Zaten konuştuk az bu. Kendini agresif göster, videoları çıkmak üst bir hareket değil. İnternet hareket onu yetiyor. Dostluk olarak iyi bir dost ama iş olarak... İş yok bunlar. Arka planı var üstüne. He? Arka planı mı? Yok, hiç planında yok adam. Nasıl yani? Adam yok. Yok, Neymar yok. Sinirli de adamın baksana kafası kıpkırmızı. İnsanlar izleyip gülüyor mu? Bitti. O zaman kanka biz bu arada... Bir daha maymun sen misin oğlum? Çok fazla kendiniz anlam yüklemeye başladınız ve bu beni rahatsız ediyor. Bu ekibin amacı ucube şov. Ben sizi alıyorum ortaya, dalga geçiyorum insanlara. Fenerbahçe Töktaş'a hooo! Dostluğumuz baki. Böyle konuşursan dostluğumuz da baki olacak kanka. Kameranın yerini değiştireyim mi? Değiştireyim ben işte, çünkü şeyi göremiyorsunuz. Rahatsız olmayın. Şöyle mi koysam? Da şöyle. İyi mi? Hangi adamın karakterini söylesem, hangi adamın karakterini söylesem? Abi şimdi o zaman bugüne kadar kim bana yanağını uzattı? Tokat atmak istedi bir abi gibi, ben yanağımı uzattım. Ben kime saygısızlık yaptım? Kanka? Bana yaptın oğlum. Nasıl? Babana saygısızlık yaptın. Oğlum baba baba, sen nasıl konuşuyorsun Mertcan ya? Salak mısın amına koyayım oğlum? Alın şunu benim başıma. Kanka video içerisindeki o baba muhabbetlerin falan... Ben de bu kışkırtmadaki masa olayım bari. Tegol mü sanıyorsun? Ya. Dışarıdan görünen bu. Topuna sıkarım. Dışarıdan gör... Kanka komik değilsin. Abi, tamam mı? Tişörtünü yırtın. Sen küçük yalıda. 5 para. Abi kameranın açısı çok değişiyor. Yanlış anlamadım. Ben bir şey söyleyeyim. Valla bir dakika. Ciddi konuşuyorsam böyle kelimeler kullanmıyorum. Ciddi bu adamla da konuştuk. Ekipten bu adam gidiyor. Niye o? Gitmek isteyen varsa yanında buyursun. Uğurlar olsun, uğurlar. Nedeni de abim açık açık söylüyorum. Siz olayın farkına var mı? Savaştayız ulan, savaş! Yavrum sen de bağırıyorsun. Ben bağırdım.
Hayırdır, senin de farkın var. Siz de etten kemikten yaratıldınız. Hadi bizi tutuyorum. Sinirlenmeler başlıyor. Sen bana açık açık... Kefil olan aldım. Görüşmek isterseniz abiniz de gidin görüşün. Kanka mantıklı bir şey söylemiyorum. Ekmek yediğin adama sen orada sopa kırarsan... Sopaya girelim bana. Sopaya girelim. Şunu diyorum koltuğu ver. Vermişsin de yersin o adamın ama ben sana onu atmayacağım. Evin anahtarlarını ver. Bak daha fazla uzak. Evin anahtarı ver de. Orada. Tamam, topla pılını pırtını istemiyorum. Ama dostluğumuz var ki. E sen adamın amına koydun mu? Bakışı gördünüz mü? İstemiyorum. Çok ama dostluğumuz bakıyor. Var ki. E sen adamın amına koydun mu? Oğlum var be, adama seviyor ne diyorsun? Yok karakter, olmadığım karakteri de hamur. İstiyor musun kardeşim? Gidersin onunla beraber. Evinin amına, ben niye götü altına girdim? Sen ne olsun istiyorsun abi? 82 kerpük, 83 musul. Ben kötü yolum istemiyorum. Adam diyor ki benim canım yanıyor. Canım yanıyor diyor, sana aynen dik vuruyor. Ona katlanmak zorundasın. 3 defa. Kanka adam zaten yeteri kadar katlandı. Ben niye katlanmak zorundayım? Ya sen hangi videonda neyi yapacaksın? Ulan üzerime benim zırh şeyini döktün adamı. Yanıyor. Adam mamadın yangadın. Sen niye tutamıyorsun kafanı nasıl giydin mesela? Niye? Maç var akşam. Anladın mı? Ruhsal sıkıntıları... Adam bütün derdi biz de amına koyayım maç izleyeceğiz. Evde sürekli pis. Ne alaka şimdi? Dolaşacağız normal mi burada? Şunu şu şekilde koymam. Mr. Wish mi geldi de pres makinesine koydu? Bunun burada durması ne yani? Bunun bu şekilde... Ya bunu hayvan oğlu hayvanlar böyle koyar. Tam bir şey söyleyeyim. Anladın mı? Hayvan... Oğlum çok masum bakıyorlar ya. Abi ben ne yaptım ki ne? Bana oğlu piçler onu koydu. Yani benim kanka düzen olayımı biliyorsun. Evime emanet ediyorum, eve sahip çıkamıyorsun. Evin anahtarı nerede? Ya al götünü sokak. Al götünü sokak. Atma. Tamam. Al kardeşim. Ben bu evde hizmetçi de değilim. Herkes kendi yediğini içtiğini kendi topluyor. Bakışa bak. Kendin söyledin eve sahip çık dedi. Her onda her bunda tek başıma kimse bir yarrağımı yemeden... Kayıresim hoş geldin. İkinciğimiz kutlu olsun. Kanka benim tavsiyem yükseldi, bana ezan mezan diyemez. Bu adamın dilinin kemiği yok. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu adam papağanı da alır eline. Acın baba diyeceksin. Yedek anahtarı var mı? Yedeği var. Yedek anahtarı zaten sizde. Kedi de değişti bu zemin kadar. Ya değişti umurumda. Bir de bak hırsız muamelesi yok. Hırsız değil. Benim bu evde malım mülküm var. Ne der kadın normal. Kanka sana biri hırsız deseniz normal bölüm kanka. Hırsız demedim. Hırsız demedim. Lan bu ne demek? Ben zaten... Çok umurumda. Al götüne sokarsın ya. Ya şu durum... Hepsini götürürüm. Ya vururum amına koyayım ya. Ben vururum ne olacak? Vururum ne olacak? Ay ben biliyorum bitiyorum ben ya. Bunların masum masum misafir çocuğu gibi oturması. Sana söylesen için durabilir. Nurkan harbi iyi oyunculuk yapmış. Ya. Çok sağ ol her şey için. Bak ama ben bu yükselişimi riske atamam. Öpmedi beni sik. Tamam. Lan dostluğumuz da mı bağlı? Lan bana hırsız diyorum ama ne dostum var? Hırsız deme. İzleyiciler de beni linç etti diye adam siktirmiş. Demin tamam peki sen de o zaman. Beyler yükseliş değil. Tamam kefil olun lan o zaman. Bağda kalkma anlatılıyor yani her şey. Kanka ben... Kefil ol bu adam yarın öbür gün birinin karısına kızına bakmayacak. Rus çocuğum bak. Oğlum! Koyarım. Bak dur ya. Sen ya, ne demek lan karakter? Ne demek o karakter? Kimin karısına kızına yazmışsın ben? He? Hemen siktir. İyi oynamış. İyi oynamış lan. Hakkını vermiş videonun, helal olsun. Sen beni bıraksana zaten. Ben gülmeden duramam. Ya ne gerek var ama? Bak karı kız namus muhabbeti. Bak biz yarın ya sus namussuz ya. Amına koyayım şu masanın haline bak. Nasıl ekliyor işte? Masayı onu kırmış mı masayı? Adamın imam para olmuş amına koyayım. İzlen mi olur? Ne olacak? Niye bu kadar niye ne amına koyayım? Neye bak? Kanka evden çıkar mı? Sen siktir. Lan ne alaka? Kanka sakin ol. Kanka şu an sinirlisin. Tamam kanka madem istiyorsun gideyim. Bunun bedeli mermi. Piçim hepinizi vurdu. Arkadaşlık değil. Biz üstün işteyiz. Bu yarın rağmen hiçbir şey anlatamazsın. Bunun götü başı ayrı oynar. Sizi de ekmeğinizde etmez. Sehpanı da götüne sok. Allah çarşını pazar etsin. İnşallah 105 milyon 200 milyon istedirsin. Ama adam olursun inşallah. O kadarını söylüyorum. İnşallah. Beyler, al güvenlik de burada. Köpeğin oğlu. Elim titriyor kanka. Buyurun. Yaptığı iş mi ya? Herkes gitti bu kaldı. Niye? Abi de komşular ne oluyor falan demez mi? Şikayet tamam. Kusura bakmayın. Tamam. Daha dikkatli. Hayır bir sorun yok. Olay ne? Şu an ne oldu? Bak cidden diyorum. Nerede çubuk orada bokra sen niye böyle? Bok haberleri var. Aradı ya işte. Yapsanıza. Biriniz şunun ikincisini yapın hadi. Tamam alırız yenisini. Ya götünüz yiyorsun şuraya bir tane. Çiz. Sigarayı bastın mı yüzüne? Tamam. Görürsün. Ben de gidiyorum o zaman. Ben o kim? Ben de koyayım. Otur lan! Gidiyorum. Bekir'in.
Hatırla denetmeyen adamı. Muhabbeti de böyle götürdü. Sokakta yüzüne ne götürdün abi? Tamam, ne anlatıyorsun sen? Tamam, belki tamam adam, git. Sen çekmeye devam et. Tamam, belki tamam. Bu adam bir... Şu kanka daha demin bana siktir git dedin zaten. Ben ne yapacağım? Tamam 5 video yoksun. 6. video sokakta yüzüne tükürecek. Ya kim tükürecek? Sen bunun ya bilincinde olacaksın. Yolda yükselecekse ya da bak gördün iti oğlu iti. Kanka böyle yükselmek istemiyorum. Kanka niye arkasın abi ters konu? Böyle yükselmek istemiyorum. Evet. Nasıl yükselmek istiyorsun? Gidiyor mu kardeşim? Vallahi ben de gidiyorum ya. Geç otur. Bu ne kanka? Abi adam ne yaptı? Masamı kırdı. Adama neler dedi? İnsan gibi konuşursun. Dersin ki birader bak ben... Tamam beyler insan gibi konuşuyorum. Tamam Furkan tamam, gitti. Furkan'la beraber gitmek isteyen var mı? Onu diyor yeni düzenimizden bahsedeceğim. Tamam da Furkan'la beraber... Ne abi? Tamam bak, abi ben şunu söyleyeyim. Bana zaten... Şimdi yükselişteyiz ya. Aynı şekilde devam edersek bunun bir üstüne çıkamayız. Yeni bir düzen kuracağız. Kalanla var. Benim sizde bir sorunum yok ki. Haklıysan bile demen lazım ki. Kardeşim videoda biraz daha sakin. Götü kapat. Hayır, siz öyle ki hareketlerine, tavrına, konuşmana biraz daha dikkat edin. Hani biz bir eğlence kanalıyız. Böyle bağırmaya, çağırmaya, sinirlenmeye gerek yok. Bak öyle sik sik bakmıyor. Önceden konuştum. Benim malıma niye zarar verip gidiyor oğlum? Bu adamla ben zaten konuştum ekiple olmayacağını. Tamam bak onun yaptığı yanlış ama senin de yaptığın yanlış. Lan ben ne yaptım ya? Normal konuşmadı. Normal konuştum. Tamam ben yanlış mı yaptım? Bak sen de yanlış yaptın, bence, o da yanlış evet, yaptın. Yanlış yaptın. Tamam niye buradasın? Sen bu adamla konuştun nasıl mu? Yani? Niye buradasın o zaman? Ha niye burada bu? Furkan'ı istemiyorum, ne yapacağım? Ya abi tamam da böyle konuş işte, bu kıvak bitti. Ha bitti, tamam. Ya ne tamam adam? Ekiple ilgili de yeni düşündüğüm bir şey var, onu konuşmaya çağır. Mermi çok zor bir şey değil. Ne mermi? Film dönüşte ne var ya? Aa ben çok rahatım şu an, o yüzden bir rahattım yani, öyle duruyor olabilirim. Yemek yiyin, yediğimiz masaya şunu yaptı. Tamam burada yedim. Abi masayı ne? Polis kapatıyor. Lan ne hala abi? Tamam sen Furkancı ol. Ya Furkan abi değil diyorum. Sen niye bana tavır aldın? Hayır, sadece soruyor. Ben sana ne yaptım? Ya bana ben bir şey... Ben sana ne yaptım? Ne yaptım sana? Evde kavga falan mı edip geldin? Ya bir şey ya ben kadınla kavga edip de size yansıtacak bir adam. Ben de sağ üstte alayım. Eğer şey kıracaksa abicim burayı işte kargısını aldatan Laz müteahhit miyim ama? Ben de bunu sadece ben görmüyorum. Sıva gibi Erkin'den Jaga'yla yayınlarda neler dediğini duydum. İki de bir bunlar. İki TV promotu yapıyor Mertcan'ın videosunda. Onlar dedi diye öyle mi? Ekip içinde olan mevzuları biliyor mu? Bilmiyor. Kamerada ne görürse onu biliyor. Ya da ne bugün Furkan'ın bir olayından tweet attı bu adam. Kim kurtaracak oğlum beni? Arkasından olacağız. Sen de çok Cagin geldi baktı arkada Caner var tamam yani bu adam polis arka planda neler döndüğünü biliyor. Bu adamı niye şey yapıyorlar ya? Bu dünya titremez. Yeni ekip düzeni gelecek. Ne? O zaman mobil bir şey mi geliyor abi? Normal biz mobil bir şey mi? Şu an ben şu ciddi konumu konuşayım. Sonrasında gülelim eğlenelim eskiye dönelim. Senin ona söylemiş olduğun kelimeler, onun yapmış olduğu davranışlar. Canımızı sıkan şey bu zaten. Tamam yani, onları unut. Biraz küçümseme var. Nasıl unutayım? Reset mi atayım ona? Tamam onları unut. Bunların kavgaları da çok komik. Ya gelin ama unut olmadı. Sinirlenme. O zaman yapalım olmadı değil. Ya mesela anladın mı Bekir? Bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adam konuşmamalı. Niye ama? Ne yaptım? İnsan değil mi? İzlenmeye başlayınca bir şeyler değişiyor. Bu sözde benzer tek bir şey yaşadım ben. O da Hamza'ya bir kere story rica ettim. Kendi işim diye. Atmadı story. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Tamam işin olabilir tamam ama abi şu zamana kadar kaç iş yaptın sen ya? 30 tane satış yaptım. Nasıl ya? İş. 30 adet mi? 30 tane kalem. Sen mesela niye kalem satıyorsun? Ben alakalı. Ya kral bak benle alakalı olmadığını ben anlayabiliyorum. Ekipte misin? Ama yuma yok. Sevgi hayatta bu kadar amayı kaldırmaz. Ekipteyim. Tamam ekipten devam. Hepimiz okay. Sen de devam. Değişmemiz gerekiyor şu anlamda. Kalite anlamında, prodüksiyon anlamında. Lambur lumbur gidip de bir şeyler çekerek bir yere kadar. O doğallığımızı da kaybetmememiz gerekiyor. Bayağı uğraşıyor ya. Helal olsun. Tatlı bir şey bu arada. Yani iyiliği için uğraşıyor kanalın. Anneni çekiyor musun? Hayır. Niye? Niye çekiyorsun? Doğum. Ne inşacı mı bu adam? Oğlum salak mısın?
Şimdi bir şirketle anlaştık. %30 her ay gelirimizden vereceğiz. Fenomenlerle video çekmemizi sağlayacak. Ahmet Can Dündar olsun. Reynmen belki bir video çekelim. Hani konuşurken dediler insan gücü lazım olacak. Ben ekip yapar dedim size, sormadım şimdi soracak. Nasıl yani? Haftanın 5 günü şirkete gideceksiniz. Temiz gibi yapacağız ama. Çayar. Oo çay da çay. Mesela Ahmet Can Dündar video çekecek. Kamera tutma, takılma. Ben şamar olan mıyız biz oraya gideceğiz? Lan ne alakası var, buraya geliyorsun şamar olan mısın? Hayır bu ben... Ha ben Ahmet. Emsene sattın mı bizi, ne yaptın? Kanka hepinize bir iş sağlık. Bir kızla video çekeceğiz mesela. İlla görmüşsünüzdür. Bu adam mesela okuyor, bu adam ders veriyor. Ben bu Zoom olaylarına çok güldüğümü fark ettim. Ben videolarda Zoom olaylarına aşırı gülüyorum ya. İnsanlar böyle kameraya yaklaşınca çok komik oluyor. Mesela şu an Mert Can'ın bu halini Zoom atsalar koparım yemin ederim. Hiçbir komiklik yapmasına gerek yok. Ne yapayım ben okuyorum. Verdiğin ders boks dersi Tuğban diyor. Adam sana diyor ki şu kalpada bir adam dövüyor seni orada. Zaten de böyle böyle yapıyor. Kaç kere geldi kanka ilahiya yüzüm oldu. Eskort gibi bir şey yani. Ne alakamına koyayım? Özel ders veren öğretmenler de eskort o zaman. Matematik öğretmeni de eskort o zaman. Oğlum dayak mı yiyor özel ders veren adam? 600 lira verip seni dövebiliyoruz biz. Bu ya, senin hiç mi zorunda? Beni dövemiyorsun. Ya bir bakın oğlum. Aa, ağır konuşuyor. Bu adam kalem satıyor. Bu musun sen delikanlılığın bu mu? Geçmişin bu mu senin? Bugün kalem sat. Yarın mendile kadar gider bu iş. Komik değil oğlum. Hiç gelecek kaygınız yok mu? Tam bunu kaldırıyor. İyi bir para. Giriş ücreti bu. Aynı zamanda Ahmet Can Dündar'la da herkese tanışacak. Sadece gittiğin zaman... Çay verecek. Ne alaka ya? Sen işleseler götürmeyeceğim. Götür. Ya. Eline mi yapışacak? Ben size böyle bir iş buldum. Tamam kanka ben reddedeyim. Red çalışmıyormuşum. Yok tamam. Sen yok. Kimse çalışmıyor. Benim sen mesela niye çalışmıyorsun? Okulum var yani. Hem okulum var hem de ben şirket altına girmiştim. Niye bir emir altına gireyim? Siz emir almadan siz özgür yürekmişsiniz. İnsanız amına koyayım. Dinde çalışan adam desin ki ben insanım. Betül'üm hoş geldin prensesim. Onlar böyle onun bir işi amına koyayım. İmkanı kalmadı. Ben şu an şirketteyim. Şirkette diyor ki ekibinle devam edebilmek için bu lazım. Biz yoksak ne olacak? Tamam ekibinle devam edebilmek için. Ekibim gelmiyor. Oğlum siz yoksanız bir sürü adam var. İyi tamam onlar da devam edin. Bırakacaksın. Tamam devam edin. İç sürüsü rahatsız oluyor diye güneş doğmaktan bahsediyor. Tutup ışık tutup Mertcan Bahar'ın kanalının önünde de mizah yapıp komedi yapmak hoş bir şey. Sen mizah komedi yapıyorsun. Yapmıyor muyum? Siz komedi yapmıyorsunuz herhalde. Kurbanım sen iki kelime kuramazsın. Bir şey diyeceğim. Aynen. Bayağı konuşmasına rağmen hala sakinler lan. Normal mi bu? Bayağı iyi arkadaşlar demek ki yani. Sen dayak yersin Max. Anladın mı? Evet. Farklı dayak yemeği. Ya da alnının akıyla gideceksin, ekmeğini kazanacaksın. Adam ek gelir buldu ya. Ben bir şey yapayım. Normal bir iş bu. Kimseyle Hamza Yıldavcı bu ekipte demeyecek. Tonda patlamaları farklı garip zaten. Ya. Bu kadar bir dakika şey sonra bir zahmet bir patlasın. Tabunuz. Birine köpeklik yapmıyorsun. Alnının akıyla... Abi. İşini yapacaksın, siktirip gideceksin. Git git. Tabunuz. Birine köpeklik yapmıyorsun. Alnının akıyla çalışıyorsun. Senin baban ne iş yapıyor? Ben... Senin turizm şirketi. Sadece şunlar var işte. Mesela bunun babası çalışınca mesela birinin altı emrine köpeklik mi yapıyor? Hayır. Abi ben şunu söyleyeyim. Baban turizm yani. Yapıyor senin. Evet. Nereye turizm? Kontrol otobüs sürüyor. Konya'da ya otobüs şoför. Evet otobüs şoför. Turizm amına oteli otel. Her şeyi birlikte yapıyorsak bunu da tek birlikte bir karar vermemiz. Telefon mu oynuyor adam? Amasya'da deprem olmuş. Şaka yapıyor. Evet. Kaç? 4.5. İyi mi kötü mü? Hadi tamam kabul etmedim. Burada durmam neyi sorun? Gider misin? Burada durmam neyi sorun yani? İstemiyorum. Tamam kanka o zaman. Benim evim. Ben burada durmam sorunmuş yani. Ben
Ya ne alaka? Ya yazık üzülme. Şımardın. Böyle de değildin yani. Kanka ben arka planı gördüm. O İbrahim Tilaver'i gördüm. Ben bu dünyayı ve içindeki her şeyi istiyorum. Tamam. Ben yetmiyor mu onun? İç oğlu içler rahatsız oluyor diye de güneş doğmaktan vazgeçmez. Ya 20 tamam, söyleme. Anladık artık. 10 milyar dolarım olsun şurada amına koyayım hastalık geçir dersin ki sikim bütün paramı alın dersin. Vay be ya, çok anladım. Büyük konuştun. Gidişte zaten sağlığın da yerinde kalmayacak. Ne yapacaksın, tehdit mi ediyorsun lan beni? Amına koyayım çocuğu. Sikerim ben lan ha. Tamam ne oluyor? Olur şakasında değil mi? Mal iş yapma. Oğlum mal lan bu amına. Yeter vallahi. Öyle dövüşçüsün diye lisansımı iptal etmem. Nasıl ciddi duruyor ya? Abi ben gülmeden duramam. Bu şu an ben patlamıştım bu gülerken. Ay yemin ederim. Helal olsun ya. Ben ne gibi kafanı ezdim. Gayet bir lisans edinemiyorum. Patlatırım. Hadi patlatsın oğlum. Tamam. Salak. Malma dışarı siktir git o zaman arkadaşların yanında. Köpek. Sikerim ben. Yeter lan. Sikerim onu. Oğlum otursana şu an. Siktir. Otur lan. Siz de böyle yarmak gibi oturun. Adam sizin yüzünüze baka baka hakaret etsin. Anca gidersin oğlum. Böyle satarsın. Hiç bir kimse kalmadı. Kimse seni izlemeyecek. Sen ne yapmaya devam edeceksin? Kardeş git 600 lira Eşim'in evlerde dayağını yes Yavuş Paşa'da. Demek ki bu lige göre değilsin. Ben adam akıllı gider dayağımı da yerim. Yani adam da akıllı. Ama en azından gidip de böyle millet... Adam da değilsin, akıllı da değilsin. Bu kaç kere eve gelmedi mi? Orası burası Mosmo. Gözü şiş geldi daha gitti. Etrafındaki insanları kaybedeceksin. Siktir git amına koyduğum köpeği seni. Sonra konuşalım. Sonra konuşmak tamam. Bir şey değil oğlum. Okey o zaman nasıl istiyorsan kanka. Çünkü sen iyi değilsin. Yüzlerini iyi görüyor. Gider misin karşıma? İstemiyorum çıkıyorum seni. Zaten de. Tamam çık defol git. Sen sorun o değil. Defol git. Sabahtan beri defol git. Seni. Köpek gibi git. Bak benim sabırım aynı. Gene doğru konuş. Hadi. Bak, al çatını sikeyim. Sabahtan beri susuyorsam. Al çatını tamam sikeyim. Doğru konuş. Aaa! Bekir ne yapıyorsun? Abi bir şey diyeceğim Bekir, şaka mı? O kadar yüzlerine neler dedi, hala adama siktir git diyor. Ah! Oğlum bak sen de doğru söylüyorsun. Çantan beri susuyorsam... Al çantanı tamam sikeyim, doğru konuş. Oğlum bak sen de doğru söylüyorsun. Bak bak bak, amına koyayım. Tamam adam ne diyorsa yapacaksın amına koyayım. Ne yapıyorsun? He? Ne böyle kurnalı hayır? Bak tetikçisi misin? Hayır kızım. Annenin çocuğu. Yaşın 33. Bir sikime sap olamam. Vurma. Adam sana iş bu da amına koyayım köpeği. Lan! Dur! Adam içine gelmedi de. Çabuk mu işine geliyor? Beyler! Beyler! Yapma! Biz bir maçı söner! Amına koyayım seni de. Yapma! Oğlum yapma! Söner! Lan dur tamam! Adamı yemin ederim. Aa, evin haline bak. Bana tezgah yapıp cennet geçirttiniz. O kavga nereden ateşlendi? Dayak yemesi gereken ben değil miydim burada? Harbi Mertcan'ın dayak yemesi gerekmiyor muydu? Bunlar niye birbirine girdi? Mertcan küfreden yüzlerine söven kişi Mertcan. Dayaklaşan diğer ikisi. Aa, olaya bak. Şaka mı? Bu da. Bekir yalakalık olsun diye Caner'e saldırmış, çok ayıp etmiş. En sağlam karakterli adam Tufan Reis'miş adını. Bekir gibi düşene bir sekme de o koymadı, helal olsun. Tufan gibi adamı her zaman yalnız kılar ama kalleşlik yapmaz, helal lan. İki lafı bir araya getiremeyen Tufan. Bekir'i iyi satmış sonra, tüm Konyalı güce tapıyor. Bekir'in adam ne diyorsa yapacak, sözün nasıl bir köpek olduğunu... Aa, abi inşallah kurgudur lan şey. Yazık yani, kurguysa da Bekir sıçtı yani. Bekir'i herkes... Aslında gitmesi gereken şakasız Bekir. Caner'in yerinde olsam ağzını burnunu kırarım, çok olgun adammış Caner, iyi tuttu kendini. Bekir ne yaladı ama. Kurgu değilse Caner gerçekten yaşın adamıymış. Elinden gelince krizi yönetmeye çalıştı, son ana kadar anlamaya çalıştı ve şans verdi. Tufan ve Hamza da çok karakterli çocuklarmış, sabırlarına hayran kaldım. Bekirlere denk gelmeyelim. Oo.
Herkes Bekir'e geçirmiş lan. Kardeş ne oluyor ya? Hak etmiş ama. Abi hak etmiş de. Oo Mustafa'ya bak, Bekir'i dövecekler. Bekir'im 50 yaşında adama dalmak kolay. Bir gün denk düşmek dileğiyle.